Efendim bildiğiniz gibi ekmek fiyatları çok zamlı oldu. Oruç ayına da vuruyor. Hakkı Bey'in yanındayız. Hakkı Bey, ne düşünüyorsunuz bu ekmek fiyatları hakkında? Neden böyle? Ekmek fiyatları şu anda güncel olarak un fiyatları, maya fiyatları, doğalgaz, yakıtlar zam geldiği için mecburen yani bu ekmek fiyatları bile bizi şu anda tatmin etmiyor. Öyle diyelim yani. Sonuç inşallah devlet işte şu anda destekli bir un vermeye devam ediyor ama şu anda bu ay un da kesti. Sonucumuz bu aydan sonra ne olur bilemiyorum. Ramazan ayında da pide fiyatlarımız işte 5 lira mı yapabiliriz, 6 lira mı yapabiliriz şu anda mülakatta. İnşallah vatandaşımız için de bizler için de hayırlısı olur inşallah. Kurabiye bir sefer alır bir daha alamaz. Zengin yine yer, zenginin sofrası bu, fakirin yine sofrası değil bir. İkincisi yani bunlar yani bu normal bir pideyi 5 lira yapsın. Öteki de tamam olabilir 6 buçuk olabilir yumurtasıyla bilmem normaldir 9 10 lira fahiş fiyat abi bunlar. Bu olmaz abi. 7 liraymış değil mi? 7 lira. 9 lira abi. 9 lira İstanbul 9 lira dedi. Yani bu yani gariban yine alamayacak bunu. Alamayacak. Buna bir çözüm. Ne yapalım? Evde yapıp da yiysek onu da ceyran çok gidiyor. Ondan sonra ceyran gidiyor, su gidiyor. Hepsi yani hepsi pahalı. Hepsinin de inmesini istiyoruz. Ekmek fiyatı 2,5. Normalde 50 kuruş ya da 1 liraya aldığımız zamanları hatırlıyorum çok rahat. Şimdi bir ekmeğe 2,5 veriyorlar yani. Belki hamurun maliyeti falan da değil çünkü biz yani bu işin tarımını sürekli yapıyoruz. Ama gelip de bize nasıl desem bir ekmeği 2,5 liraya yapıyorsa ve bu Cumhurbaşkanı 80-90 milyar maaş alıyorsa ve market fiyatları gayet de uygun diyorsa bu benim kanıma dokunur tabii yani canımı acıtır. Ben hakkında düşüncelerim şu an un fiyatları zaten bayağı bir yükseldi. Şu an fırıncı arkadaşlar bu konu hakkında yapacakları bir şey yok yani. Yani pahalıya aldıkları için ister istemez bu üreticilere yansıyor yani. Ekmek fiyatları. Bir de pideye de zaten fiyatı belli oldu. Bence şu an yapmış oldukları zam fırıncıları kurtarmayabilir yani. Şu an işte ekmeğin maliyeti, işte işçi giderleri bence şu an az bile yani. Bu fiyata 6 lira yapmışlar galiba. Haberlerde okuduğuma göre kaç gram? 300 gram mı? Evet. Öyle bir 300 gram arası bir pide 6 lira. Bence iyi yani şu un fiyatlarına göre. Memlekette zaten şu an un ravaşta yani. Birisi çıkıp herkes un alsın dese memlekette bir gece talan ederler yani. Millette un kalmaz. Yani diyeceğim o şu an normal yani. Pidecilerin yaptığı fiyat bence fırıncıların az yani. 8 lira olması lazım 300 gram pidenin. Para da yemeyi verle ya. Oruç tutuyoruz. Ekmek yemeyeceğiz işte artık. Ekmek yok yani. Halkımız zayıflasın. Biz böyle iyiyiz. Ya çok iyiyiz aslında. Zamlar daha iyi. Daha fazla gelsin. Çok güzel oluyor yani. Abi bize... Yani bize çok güzel geliyor bunlar. Böyle devam edelim. Hiç sıkıntı yok. Vallahi çıkmaması gerekiyor. Burası biz zamanında tahıl satıyorduk. Şimdi dışarıdan alır hale geldik herhalde. Biraz da tabii gübre fiyatlarına falan düşerse, tarım desteklenirse çıkmaz. Düşer de çıkmaz. Ya işte insanlar kendilerini ne kadar düzeldirse o kadar her şey düzelir yani. Her şey insanların elinde. Allah insanları kendi şeyine göre yapıyor. Yani kaderini ona göre yazıyor. Yani bizim kaderimiz yazılmış da biz kadere göre hareket etmiyoruz. Allah bize göre, kaderi bize göre yapıyor. Hani şey yapıyor, yazıyor. Yani işte böyle hani herhangi bir şeye şikayet etmeye şeyimiz yok bizim yani. Ne diyeceğiz? Olduğu kadar yiyeceğiz, olmadığı kadar da duracağız. Yapacak bir şey yok. Bir yerde... Paradan ne yapalım yavrum? Yok işte. Bir emekli parası, emekli de doğalgazın, suyan, elektriğin, telefonun tamam bitti elinden gitti. Hepsi o kadara yavrum. Öyle söyleyeyim. Buğdayın pahalı olduğu bir yerde yani ekmeğin ucuz olması söz konusu değildir. Halk ekmek olsun, hangi ekmek firması olursa olsun yani bu şekilde yani ucuz olması beklenemez. Çünkü maliyetler arttı yani. Un değil sadece yani. Yani esnafın yani vergisinden tutun da yani elektriğinden efendime söyleyeyim yani yaktığı oduna dahi her şeye zam geldi. Yani zam gelmeyen yani hiçbir ürün gösteremezsiniz bana. O yüzden yani bunlar olumsuz eklenmesi yani doğal yani. Şöyle yani böyle olduğu için de yani bunun düzelmesini bekleyemeyiz. Vallahi bilmiyorum yavrum. Ekmekler zaten pahalı. Bizim aldığımız bir ekmek var mesela. Buydu ekmeği de 12 lira. Onu benim şeker hastası olduğum için mecburen ben ondan yiyorum yani. Ekmeği alsınlar da pideyi sonra alırlar. Çünkü pide 6 lira.
sadesi, yumurtalısı 7,5 lira. Artık o keyfi bir de geçti, o devir geçti. Eve ekmek alabilsek ne mutlu. Evler öyle yani. Yani abi kime sorsan aynı cevap verir ama kimse memnun değil ki. Memnun diyen de zaten yalan söylüyordur. Memnun değilim dersem hapse atılıyorum, öyle bir durum var şu an. Ya şimdi durumu oluyor, alan yiyecek, olmayan yemeyecek ama ya pideye 5 lira veren 10 lira da verir. Çünkü Ramazan ayı bu, bir kere yiyorsun sonuçta. Senede bir ay. Yiyen yer, yemeyen yemez artık, yapacak bir şey yok. Zeytinyağının hesabı en kıymetli şu anda, yavan yersin, ekmek. Ekmek çok önemli, yağsız da yenir icap ederse. Ama ekmek fiyatının ben bu kadar fiyatlı olabileceğini istemiyorum da, memleketimiz için olsun, geçinenler için de olsa ağır bir darbe diye düşünüyorum. Pide fiyatları tabii Türkiye'nin gün şeyi, durumu belli. Her şeyden geldi gibi ona zam geliyor ama yani bunlar konusunda bir çalışma yapılmalı bence. Yapılmazsa büyük sorunlara yol açabilir, büyük sorunlara. Ben artış olsun, artış olmayan değil. Ben adam bulamıyorum, ben inşaatçıyım. Çalışmaya yanıma adam bulamıyorum. 200 milyon yemeği veriyorum, adam gelmiyor, yok. Burada adam yok yani, boş duruyor, kahvede gelmiyor. İş var yani, çalışanı. Ben şu an işten geliyorum ben, bu halimle. Anlatabiliyor muyum yani? Hani millet öyle göründüğü gibi değil yani ortalık. Tamam, bazı şeylerde bizim insanımız art niyetli insanla yapıyor. Marketçide şurada buraya yani. Hani fırsat değerlendiriyor. Yani ben işleri değiştiriyor, yüksel diye yani. Her günde bakamazsın adam. Fırıncılara hak vermek lazım. Niye? Un fiyatları bayağı yüksek. Yani Ramazan'da da tabii ki şeyler ya un fiyatlarının falan pahalı olduğunu falan söylüyorlar. Yani bir de fiyatının da 200 gram 6 lira falan normal yani. 6 lira olduğunu söylüyorlar şu anda Ramazan'da, 6 lira normal. Alamıyoruz ki biz. Alamıyoruz. Niye yalan söyleyeyim? Ancak mı zor alıyorum ben oğlum? Allah yardımcımız olsun. 900 kira veriyorsun. Doğalgaz, elektrik üstünü sen düştün. Emekliyiz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah.